Evet, çok kıymetli konuklarımız, bizleri yurt içi ve yurt dışından izleyen konuklarımıza buradan On TV'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hayatın fotoğrafları devam ediyor. Ben Macit Tunalı. Ben Rahmiye Dalgıç. Efendim, bu akşam inanılmaz bir şov var. Ya bu şov nedir? Ben suyu bardakta görüyorum ama asıl suyun üstadları burada bu akşam. Evet, suyun üstadları dedim. Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Yönetim Kurulu üyesi sevgili Ahmet Cumhur Sakız bizimle birlikte, bizi kırmayıp geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, yine Sualtı Sporları Federasyon Yönetim Kurulu üyesi dalış eğitmeni sevgili Mesut Dağdagül, Azok Dalış Okulu ayrıca hizmet veriyor ve yine Sualtı Türkiye Sporları Sualtı Federasyonu Yönetim Kurulu Bursa İl Temsilcimiz sevgili Barış Beyazıt Uysal. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok şeref verdiniz. Tamam. Sevgili Rahmiye Uysal'ım. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizi ağırlıyor olmaktan gerçekten ben bu defa yani tüm konuklarda çok mutlu oluyorum ama bu kez iki kat mutluyum. Evet. Çünkü aynı camianın içerisinden geliyoruz ve çok heyecanlı bir camiadan geliyoruz biz. Hocam, şimdi mutlaka izleyen konuklarımız biliyor ama izlemeyenlere sualtı sporları ne demek, hangi branşlar dahil bize bunu hemen bir açıklayalım mı? Evet. Bununla başlayalım. İsmim Bayezid Uysal, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun il temsilcisiyim. Biz de burada olmaktan çok gurur duyduk. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz misafir ettiğiniz için. Türkiye 8333 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. Gerçekten çok güzel bir ülkeye sahibiz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak da denizlerimizden faydalanabilmek için gerçekten çok büyük branşlarımız var. Hem havuz branşlarımız hem deniz branşlarımız var. Sualtı sporları olarak sporsal faaliyetlerinde paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı rugbisi, zıpkınla balık avı, serbest dalış, onun haricinde su kayağı bizde, wakeboard bizde ve ayrıca denizlerimizde can kurtaranlık da federasyonumuza bağlı. Bunlar bizim tamamen sporsal faaliyetlerimiz. Evet, bunun haricinde de herkesin çok merak ettiği ve denizi keşfetmek için, hani bardakta görmeyerek denizi keşfetmek için şey yaptıklarından bir tanesi de Scuba'da bizim federasyonumuzun bünyesinde olan bir branş. Gerçekten de dünyada uzaya çıkamıyorsanız Macit Bey, muhakkak suyun altına inin. Vallahi, aynı hissiyatı duyarsınız. Ne güzel. Evet, hocam. Evet. Evet hocam. Ne güzel ya. Vallahi onun haricinde suyun altında... Tüm bu bahsettiklerimiz bizim federasyonumuza dahil olan su sporları. Su altı sporları. Evet, doğru. Anladım. Anladım hocam. Maçton, seninle devam edelim mi? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bayezid hocam, gerçekten teşekkür ediyorum. Yani böyle çok farklı bilgileri alıyor olmaktan ben çok mütehassıs olduğumu söyleyeyim öncelikle. Evet. Şimdi ben suyu tabii dalgıçlığı falan kimden öğrendim derseniz, benim sevgili yönetmenim Rahmiye Dalgıç ve sevgili Yalçın Dalgıç hep dalıyoruz diyor. Ama diyorum ki ben bir metre suya giremiyorum, yani suyu bilmiyorum. Evet. Sevgili Mesut Üstad'a soralım. Sevgili Mesut kardeşim, genç bir jenerasyon. Evet. Bu scuba nedir ya sevgili Mesut'cum? Nedir scuba, hocam? Öncelikle dünyanın neresine giderseniz gidin, scuba kelimesini duyduğunuz andan itibaren aklınıza direkt bağımsız sualtı solunum cihazı gelmekte. Yani kısacası tüplü dalış anlamına gelmekte. 3 tane temel ekipmandan oluşuyor. BC, regülatör ve tüp. Bu ekipmanlar sayesinde su ortamında balık gibi resmen nefes alıp alışverişimizi sağlıyoruz. Bu sayede Beyazıt Hocam'ın bahsettiği gibi biz aslında su altının astronotlarıyız. Yani yer çekimsiz ortamda nefes alışverişimizi sağlayarak herhangi bir ağırlığa sahip olmadan rahatlıkla aşağı keşfedebiliyoruz. Ve inanılmaz derecede farklı canlıları yerinde görebiliyoruz. Evet. Vay, şimdi federasyonumuzun bir branşı scuba. Scuba'yı biraz açtık. Ama ben çok önemli bir konudan bahsetmesini isteyeceğim başkanımızdan. Şimdi başkanım, sizin de bu kanayan yaranız, su altında deniz şehirlerinden bahsedelim biraz.
hani o insanların ayaklarına değdiği zaman korktu, ben burada giremem, aman dokunamam, yüzemem, dalış yapamam dediği deniz şehirlerini lütfen bize anlatır mısın? Teşekkür ederim hocam. Öncelikle ben bizi konuk ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü deniz, az evvel arkadaşlarım da anlattığı gibi, her denizaltı ayrı bir dünyadır yaşadığımız atmosfer içerisinde. Sizin de hocam anlattığınız gibi yaşadığımız dünyada en önemli var olan unsurlardan bir tanesi oksijen. Evet. 4,5 milyar yıl önce kurulmuş olan bir dünyamızda oksijenin hayatta olmadığı, varlığın içerisinde olmadığı bir gerçekti. Evet. Ama biz hep bildiğimiz tek bir unsur vardır. Bitkilerin, yani yaşadığımız kara parçasındaki ağaçların oksijen temin ettiğini bize. Fakat ne yazık ki bu büyük araştırmalar sonucu bitkilerin bize verdiği oksijen miktarı %20 civarlarındadır. Diğer oksijenimizi bu bahsettiğimiz, ürktüğümüz denizlerde, sizin de az evvel dediğiniz gibi beğenmediğimiz yeşiller, bitkiler, otlar, erişteler, çayırlar ve yosunlardır. Deniz çayırları. Hocam, yeryüzündeki su altı ağaçlar, bitkiler %20'sini karşılıyor, evet, değil mi? Şey değil mi? Evet, evet, erişte dediğimiz bitkiler bunlardır. Allah Allah. Bu bitkiler aynı zamanda en önemli faktörlerden bir tanesi, sadece oksijen sağlamaktan ziyade belli bir ölçüde erozyonu da önlemekte. Bunun yanı sıra denizlerimizi yüksek derecede kirlilik oranını düzeltmektedir. Ama bunun yanı sıra insanlar bu bitkilerin yok olmasıyla ilgili, az evvel şu anda izlediğiniz gibi, bir denizde çapanın çekilmesiyle bir ciddi miktarda deniz çayırının sökülüp yok olmasını sağlamaktadır. Bak, çapayı çekti. Bunun yanı sıra kirlilik, kirletmemizle ilgili bu çayırların yok olması söz konusudur. Evet. Sadece oksijenimizi bitirmiş durumda olmuyoruz bu durumda. Bunun yanı sıra bu bitkilerin içerisinde su altında yaşayan birçok canlı, canlının %25'i burada barınmaktadır. Bu bitkiler bizim denizlerimizde, Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz'de de mevcuttur. Bunlar yaklaşık uzun bir zaman içerisinde 1380 sayılı yasaya göre korunma altına alınmıştır. Ama ne yazık ki korunuyor mu dersek, ben korunduğunu sanmıyorum. Bilhassa inşaat yapılabilen deniz kıyılarında son derece bu bitkilerin sökülüp atıldığını, bunun yanı sıra denizi kirletmemizle ilgili bu bitkilerin yok olmasını hızlıca destek sağlıyoruz koruyacağımız yere. Yani dünyada ilk var olan bu yeşil platonlar ve alpler oksijeni sağlamıştır. Bundan sonra bu yeşillerin var olması söz konusudur. Bir günde bir insanın 53 litre oksijen tükettiğini varsayacak olursak, 2 metre yeşil bir örtünün içerisinde, su altındaki olan ölçünün içerisinde 10 litre oksijen elde ediyor. Yani fotosentez olarak 10 litre bir oksijen sağlıyor bize. Karadayda normalde bitkilerin yaklaşık 2 ağaç bir insana, yani bir yılda yetişmiş bir ağaç, 2 ağacın bir insana bir yıl içerisinde oksijen sağladığını görüyorsunuz. Yani birisi 2 metrede 10 litreye günde sağlıyor, diğeri yılda 2 ağaç bir insana bakıyor. Evet. Yani bizim için çok önemli olan unsurlardan bir tanesi hocam. Evet. Kesinlikle bu çayırları, bu bitkileri. Çok akademik bir şey ya bunu. Hani insan biliyor mu insanlar? Bence bu işi öncelikle yerel denizlerimizdeki yerel belediyelerin bu işe sıcak bakması, bu işe duyarlı olması, bunun yanı sıra kolluk kuvvetleri veya bizler de elimizden ne geliyorsa bu işi sağlamamız lazım. Yani evet. Kesinlikle bu bitkilerin yok olması demesi dünyanın sonunu getirmemiz demektir. Evet. Evet. Hocam, aslında sözünüzü bölüyorum ama biz dalış okulları olarak bütün dalıcılarımıza okullarda eğitim verdiğimiz kadarıyla her şeyi anlatıyoruz. Dediğiniz gibi aslında dünyanın dörtte üçlük kısmını su kütlesi oluşturuyor. Evet. Dörtte birlik kısmında kara parçası var. Bunun dörtte birlik kısmında
ağaçlar yordamıyla oksijen alışverişini sağlıyoruz ama %70'lik kısmını sudan dediğimiz gibi posidonyalardan, posidonya orşinikalardan, deniz sıyırlarından sağlıyoruz ve fitoplanktonlardan sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bilinçsiz avcılıktan dolayı aslında yani balıkçıların yaptığı avcılıktan olsun, teknecilerin kullandığı, az önceki videoda da gördük zaten, çapa alanlarını yanlış taraması sonucunda ne kadar çok zarar verdiğini görüyoruz. Evet. Yani şimdi ama bir de şurada şöyle bir şey önem arz ediyor hocam. Bu bitkilerin yaşama alanları metre mesafede sıfırla 35 metrelerde, kısmen 40 metrelere iniyor. Yani bu derinlerde de yok. Yani güneş ışığının alabildiği mesafelerde 25 ile 30 metre arası kabul etsek biz bunu. Çünkü diğer 35 ve 40 metreleri bayağı derin bir mesafe. Her yerde yetişmiyor. Ama çok iyi bir şeyi şurada belirtmek istiyorum. Şu anda Marmara'da, Kapıdağ Yarımadası'nda, Gökçeada'da, efendime söyleyeyim, Ege'nin belli bölümlerinde bu bitki şu anda yeterince var ama korumazsak çok kısa zamanda bu bitki yok olmak tehlikesine karşı karşıya. Şimdi bu yıl deniz tatilimizde Ahmet Hocam'la birlikte çıktık, bir şey yapıyoruz. Deniz şehirlerinde bir yer var. Bunlar korkuyorlar, kaçıyorlar, ürküyorlar. Diyorum ki bunun ne kadar faydalı olduğunu bilseniz bilersiniz, onları seversiniz. Doğru. Yani hani ama bilmiyor işte. Dolayısıyla dediğin gibi hocam, belediyelere çok görev düşüyor. Evet. İşte otel sahiplerine, sahil şehirdeki otel sahiplerinin müşterilerini bilgilendirmesi gerekiyor. Evet. Onlara özen göstermeleri gerektiğini anlatması şimdi gerekiyor. Şimdi çok doğru hocam. Burada beni bir şey anımsattınız. Sizin orada o bilginiz beni çok aydınlattı. Hangi konuda? Bir levhaya, yani yerel yönetimlerin bir levhaları yazarak geniş boy boy her yerde bu bilgilerin ne kadar faydalı olduğunu bütün sahil belediyelerde, yerel yönetimlerin bu konuyu anlatması gerekmektedir. Bu o gün için sizin bana verdiğiniz bu bilgi beni bir ışık tutmuştur. Hakikaten teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çünkü yaşadığımız dünyada en önemli unsur öncelikle oksijendir. Eğer oksijen olmaması veya azalması bu işin bütün kaynaklarını. Evet. Çünkü bitkiler de, yani kara parçasında olan bitkiler de oksijensiz yaşayamaz. Ama bunlar az evvel dediğim gibi dünyanın varoluşu sırasında Alplerin ve Platonların yeşil alanına geldiğinde oksijeni başlatmışlardır üretmeye. Evet. Ve şu andaki kullandığımız oksijenin %80'i denizlerden ibarettir. Evet hocam. Evet. Sevgili başkanım, şunu öğrenmek istiyorum ya, özür dilerim. Estağfurullah. Çok önemli. Sahil belediyeciliği, belediyeler bunları biliyor mu acaba? Siz vallahi çok güzel bir şeye değindiniz. Evet. Ben görevim için veya denizle uğraştığımdan hemen hemen Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerle buluştuk, görüştük ama burada herkesi belki bu konuda zan altında bırakmak istemem ama ben hiç kimsenin bu konuda el uzattığını görmedim. Hiç kimse de böyle bir bilgi paylaşmadık. Evet, sizin bu programınızı yapmanız, inanın ki belki bazı yerlere duyarlı olarak bu işi hassasiyeti alarak biraz incelerler veya isterlerse bizler de gider anlatırız. Sayenizde canlılık açısından çok önemlidir. Evet. Deniz çayırları, lütfen bu konuyu ihmal etmeyin. Yani, vallahi ben çok şerefkar oldum ya. Ben, yani öncelikle gerçekten de hani bizler denizci bir toplum değiliz. Biz hocam denizi bu kadar kıyısında olmamıza rağmen denizden uzak bakan insanlarız. Evet, yani hocam. Daha denize arkamıza dönüyoruz yani. Ben her zaman diyorum, yani bu çocuklarımızı daha doğar doğmaz azıcık bir şey geldiklerinde muhakkak denizde iç içe bırakmak lazım. Çoğu köylerimizde denizi görmeyen belki tonlarca insan var. İstanbul'da olup da denizi görmeyen kesinlikle var. Kesinlikle. Yüzme, evet. Evet. Kesinlikle. Şimdi hocam şurada bir şey, ben %25 dedim geçtim ya. Hı-hı. Marmara bölgesinde yaklaşık 242 tür canlıyı koruyor bu otlar. Evet. 242. Allah. Ege bölgesinde 55 türü. Akdeniz'de 242 türü koruyor yani bu bitkileri, yaşatıyor içerisinde. Marmara bu konuya daha fazla yapmalı. Evet, ama o Marmara şimdi bunu daha iyi sahiplenmeli işin açıkçası. Marmara deyince hocam müsaade eder, bir şey sorabilir miyim? Erken mi soracağım acaba? Yok, artık bence çayırları kapatıp scuba'ya biraz giriş yapalım. Tamam. Biraz dalış yapalım. Suya girelim. Dalış yapalım. Şeyi sormak istiyorum. Tabii hocam. Bu Bursa'da
Yani su altı turizmi var mı? Ege ve Akdeniz'e kıyasla nasıldır? Sonra mı soralım onu? Yok, problem değil. Hani Mesut Hocam da olsun. Nasıl devam edelim? Aslında biraz önce su altından önce tamam. biraz Sukuba'yı evet. tanıyalım. Ben tamam. Sukuba'yı tanıyalım zaman... istiyorum. Çünkü o çok sonra olacak bir şey. Evet. Tamam. Evet. Yani o ben biraz çok daha mutlu konu... oldum ama inanılmaz evet. cevap. Hocam şimdi şöyle yapalım o zaman. Dalışlar sadece spor amaçlı mı yapılıyor? Yani sportif dalış mıdır sadece bizim yaptığımız dalış yoksa farklı alanları var mıdır? Hanginiz cevaplamak isterseniz buyurun. Yani beraber yine şey yapalım ama şimdi dalış bir efor sarf eden bir spor dalı. Yani hareket ediyorsunuz. Bu yüzden dolayı dalışı herkes yapabilir. Yapamayacak olan hiçbir evet. şey olduğunu zannetmiyorum. Sportif dalışı. Evet, sportif evet. dalışı herkes yapabilir. Önemli olan kurallara uyması, yapacağı şeyleri bir eğitmen tarafından öğrenmesi, onun haricinde bol bol suya girmesi. Yani hiç evet. problem yok ama daha şimdi şeyli... Şimdi denir ki evet. dalış için yüzme bilmek gerekmez. Doğru mudur bu? Ya aslında deneme dalışlarını da biz birçok arkadaşımıza briefing sırasında anlatıyoruz. Evet. Evet. Yani çok iyi yüzücü aramıyoruz biz. Önemli olan sudan korkmuyor olması bizim için yeterli. Başlangıç için. Evet, başlangıç için. Ha. Ama eğitimlerde tabii ki su becerisine birazcık sahip olması gerekiyor. Yani kendi kendini sudan suyun korkmasa, üstünde evet, kurtarabilecek evet. bir yetiye evet. sahip olması evet, gerekiyor. Hocam. Az önce Beyazıt Hocam'ın söylediği gibi yani aslında sportif dalışın dışında sanayi dalışları, ticari evet, amaçlı yapılan dalışlar da var. Evet. Yani biz sportif dalış okuluyuz ama burada bunları sporsal faaliyet olarak yapanlar var. Bizim gibi profesyonel seviyede evet. bunu meslek olarak yapan arkadaşlarımız Türkiye'de oldukça fazla. Sen Mesut Hocam sanayi dalgıcı biliyorum ben aynı evet, zamanda. Profesyonel evet. sanayi dalgıcıyım. Yani bu işi hem sportif anlamda yapıyorum hem de ticari evet. anlamda sanayi işini de yapıyorum. Bizim için keyifli bir spor dalı. Hem hobimiz hem işimiz. Bu yüzden evet. Su rahatlatıyor bizi. Evet. Yani Beyazıt Hocam da keza aynı tabii. şekilde. Kendisi tabii. de dalış eğitmeni. Cumhur Hocam da aynı şekilde. Suya giren insanlar rahat oluyor zaten. Evet. Tabii. Evet. Üzerinizdeki negatif enerjiyi atıyorsunuz. Kesinlikle. Suyun altına yani. İndiniz. Harcınız mı var? Borcunuz mu var? Biri size kızdı mı? Şu mu oldu? O dünya orada bitiyor. Evet. Tamamen tertemiz bir yerin evet. içerisinde evet, zihninizi boşaltıyorsunuz. Sadece etrafı keşfediyorsunuz. Evet, su altı değil mi? Evet. Ve çok basınç sizin tamamen hissiyatınızda çok daha farklı etki yaratıyor. İnşallah onu da birazdan evet, hani evet, gençliğinizde. Şöyle yalnız biz bu dalışı iki bölüme ayırdınız ama ben bir bölüm daha ekleyeceğim. Bu bahsedilen dalışlar şimdi arkadaşlarımızın aletli dalış. Yani dış kaynaklı bir havayla evet. bir de ayrıyetten ABC dalış dediğimiz serbest dalış var. Yani sadece kendi nefesiyle suyun altına inen bir de dalış grubumuz vardır. Bence ABC dalışı yapan mutlaka scuba'ya daha sonra heyecanı daha yüksek artar. Ahmet evet. Hocam ben şöyle yapıyorum. Bir abimizden gördüm, ben de öğrendim. Birisini böyle ufak bir çocuğunu gördüğüm zaman hele yaş gönülse bir tane maske şınarken bir tane de palet ona hediye ediyorum. Çok daha güzel. Daha küçücük çocuğa ona o virüsü veriyorum yani. Artık yani o ona şey yapıyor yani. Tamam, o çünkü o suya bir girdiği zaman daha küçücük yaşta o borudan şnorkelden nefes alıp vermeye başlıyor. Evet. Burnunu kullanmamaya başlıyor. Şey yapmaya başlıyor. Şimdi bunu aldığınız zaman her türlü eğitebiliyorsunuz. İster scuba yaptırın, evet. ister serbest şimdi, dalış yaptırın. Burada kesinlikle su altı bizim dünyamız olmadığından dolayı hep bir herkes de yıllardan evet. beri de arkadaşlarımız da dalıyor. Ben de 80'den bu yana suyun altındayım ki uzun yıllar her gün hemen hemen sudaydım. Hocam, buna rağmen evet. halen içerimde bir ürperti, bir korku olur. Yani Allah kesinlikle Allah. Bizim ben çok değil. İyiyim demek burada Allah, bir sakıncadır. Evet. Her zaman orası bize ait değildir. O yüzden kendimize tedbirlerimizi tabii. alarak dalış yapmak mevcuttayız. Hocam her zaman için kurallara uyduğumuz sürece hiçbir sıkıntı evet. yok. Yolda yürümekten daha güvenli bir spor dalı ama şurada bile en çok kaza yapan kişiler kimler? En iyi şoförler. Evet. Evet. Bu yüzden dolayı güvenlikten hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Sportif amaçlı evet. dalışlarımızı yapacağız. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi dalışa başlama yaşı ya da şartları nedir? Var mıdır bunların evet. Sayın Mesut Hocam?
Evet hocam, ilk öncelikle sağlıklı olması gerekiyor bizim için. Evet. Hani herhangi bir beyin, kalp, akciğer gibi sınırlanacak durumlar olmaması gerekiyor. Bu tür durumlarda doktor raporu istiyoruz. Hı-hı. Ve kişinin 14 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hı-hı. Yani 15 yaşından gün almış, sağlıklı olan bütün arkadaşlarımız dalış yapabilirler. Yani evet, sporu yapabilirler. Farklı bir kriteri yok. Yani yok. Sadece sağlıklı bir birey olması ve 14 yaşına doldurmuş olması yeterli bizim sporumuz. Yani şöyle bir şey, hani uzman doktor tarafından bir sağlık problemi olsa da uzman doktor tarafından hayır bu bunda herhangi bir program teşkil etmemiştir dediği an yine dalış yapabilir. Evet yani yeter hani ki, mesela ben böyle bir şeye denk geldim hocam. Yani hani teknede panik hata varmış ama doktora dalış yapmasını önermiş. Çünkü orada rahatlıyormuş. Yani hani hasta olarak tabir edeyim. Orada su altında rahatladığı için doktora dalış önermiş. Ben onu da ilk defa duydum zaten. Çok hocam, da hoş bir şey. Evet, çok uzağa gitmeye gerek yok. Bizim dünya serbest dalışta rekortmenlerimizden Şahik Ercüment var. Kendisi astım rahatsızlığından dolayı başlayıp doktor tavsiyesi. Şu an rekortmenimiz kendisi. Ya, ben de başlayayım o zaman. Ya tabii. Bir şey daha sorayım buna bağlı. Dalış öğrenmek zor bir süreç midir hocam? Tamamen kişinin birazcık daha algı kapasitesine bağlı. Hani bazısı teorik derslerde daha kolay bir şekilde öğrenir. Evet. Bazısı pratikte öğrenir. Ama illaki öğreniyorsunuz. Evet. Bir arkadaşınız bir dalışta öğrenirken bir arkadaşınız 3-4 dalışta öğreniyor. Ama öğreniyorsunuz. Biraz heyecanlarını yenebilmekle de ilgili bu. Bazı insanlar sudan oldum olalı hep korkar. Evet. Bu korkuyu atması bazen geçmişte bıraktığı bir sıkıntıdan dolayı olabilir. O yüzden eğer öyle bir rahatlığı varsa bence çok çabuk adapte olabilir suyun altına. Tekrar. Hani ne kadar çok hani hep suyla temastasınız. Bütün şeyiniz değişmeye başlıyor. Evet hocam. Bizler hani şunu da söyleyeyim Rahmiye Hanım. Aslında bizler anne rahmindeyken bir suyun içerisindeydik. Evet. Yani nefes alıp vermiyorduk. Yani bir akciğerlerimiz çalışmıyordu. Biz bir hortum vasıtasıyla anneden gelen bir şeyi alıyorduk, her şeyi alıyorduk. Ne zaman dünyaya geldik? Ne zaman o doktor ilk popomuza vurdu? Ağla ciğerlerin açılsın dedi. İlk havayı o zaman biz tanıdık. Yoksa hani biz de aslında bir nevi şeyiz. Zam geldi. Evet. Şimdi Beyaz hocam çok güzel bir şeye değindi. Benim de abimin kızı hemşire bu konuda doğum hemşire olarak yapıyorlar. Suyun içinde doğumu yapıyorlar. Yani dünyaya geldiği zaman yine suyun içinde oluyor. Ta ki göbek bağını göbek bağını kesene kadar yalnız. Evet. Göbek bağını kesmediği sürece oradan nefesini alıyor ve çocuk suyun içerisinde yaşıyormuş. Doğru. Yani biz de sonradan korkuyoruz biz sudan aslında. Doğuşta sudan korkuyoruz değil mi? Sonradan kazanılmış bir öğreti bu. Sonradan öğreniyoruz zaten. İşte, suda hayatın suda başladığının ilk ibaresi bu yani. Aynen. Devam eder misin hocam? Alayım mı? Vallahi soruyu. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Sor tabii. Kaç metre dalınabilir hocam? Kaç metre dalınır? Şimdi o soruyu şöyle cevaplayalım. Tamam. Biz sertifikaları önce öğrenelim. Öyle mi? Evet, hocam tamam. Sertifikalı dalıcı ne demek? Discovery dalış ne demek? Sonrasında biz yıldızları nasıl alıyoruz ve kaç metrelere dalıyoruz? Toparlayalım. Tamam. Güzel. Buyurun. Evet. Size şey yapın. Eğitimlerimiz şu şekilde gerçekleşiyor. Normalde bir kişinin dalış yapması için eğitim almasına gerek yok. Hani geldiği zaman bir 15-20 dakikalık briefingle direkt deneme dalışı yapabiliyor. Deneme dalışı dediğimiz tanıtım su ortamında 5 metre derinliğe kadar hiçbir bilgi, tecrübeye sahip olmadan su ortamında gezinme dalışı olarak geçer. Akabinde bir yıldız, iki yıldız dalıcı, üç yıldız dalıcı şeklinde kademe kademe ilerler. Federasyonumuzun eğitim dizgesinde 6 kademeden oluşmakta. Bir yıldız dalıcı bizim için seviyenin en başı. Yani emekleme dönemindeki dalgıç olarak geçer. Her şeyi yeni yeni öğrenmeye başlayan, düşe kalka su ortamında ilerleyen bir dalgıç aslında. Profesyonel anlamda 18 metreye kadar dalış yapabiliyor bir yıldız dalıcılar. Vay. İki yıldız olabilmek için belli bir tecrübeye sahip olmamız gerekiyor. Peki bunun bir yıldızda kaç metreye dalabiliyoruz hocam? Maksimum 18 metreye kadar. Evet. Bir yıldızdan iki yıldıza geçebilmek için 20 tane tecrübe dalışı yapması gerekiyor kişinin. Evet. Bu dalış sayısını, bu tecrübeyi oluşturduktan sonra eğitmeni de yeterli görüyorsa 2 yıldız eğitim programına katılıyor.
Bu eğitim programında derin dalış, gece dalışı, su altı ilk yardımı, baygın dalış çıkarma, yön bulma gibi birçok tecrübe gerektiren eğitimler alıyor ve artık profesyonel seviyeye geçmiş oluyor. Yani su ortamında bir yıldız dalıcı bizim için kendi kendine yetebilen dalgıç. Ama iki yıldız olduğumuz zaman hem kendimize yetebilen hem yanımızdaki buddy'mize doğru bir şekilde müdahale edebilme yetkisine sahip olan dalgıç sınıfına giriyoruz. Yani yetişkin bir dalgıç olarak geçer. Akabinde 3 yıldız ise bizim için artık profesyonel seviye. Bu işin asistan eğitmen sınıfına giriyor. Artık belli gruplara dalış liderliği yapan, su ortamında arama kurtarma, ilk yardım konularında uzman olan, sıkıntı yaşayan kişilere dalış amirliği yapıyor bir nevi. Evet. Kişilere önderlik yapan kişiler. Peki 2 yıldızda kaç metreye dalabiliyoruz? Güzel soru. Sportif amaçlı dünyanın neresine gidersek gidelim 30 metre, sınırımız. Ama eğitmen eşliğinde derin dalış sınırımız 42 metreye kadar dalış yapabiliyoruz. Bunun da uzmanlıklarını almak zorundayız. Yine aynı şekilde 2 yıldız eğitimi tamamladıktan sonra artık 30 metremizi kesmiyor dediğiniz andan itibaren derin dalış uzmanlığını alırsanız 40 metreye kadar resmi olarak dalışlar yapabiliyorsunuz. Dalışlar yapabiliyoruz. Evet hocam. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Tabii hocam. Üstad, sevgili başkanım size sorayım. Şimdi bu dalış tüpünün içinde ne var? Yani bu tüp dalgıcı insanı ne kadar besler? Sevgili başkanım. Şimdi bizdeki tüplerin litresleri bellidir. Yani 12 litrelik, 9 litrelik, 8 litrelik ve 15 litrelik gibi tüplerimiz vardır. Bunların içine belli sıkıştırılmış hava basılır. Bu bulunduğumuz atmosferin havasını emerek, yani evet, bu dalışlarla ilgili yalnız. Karışım gazlı olanlar değil, bu mevcut atmosferimizdeki havayı, temiz havayı alarak basılan bir şeydir, yani tüpün içerisindeki havadır. Yani yeryüzünde soluduğumuz havayı tüpün içine sıkıştırıyoruz. Oranları nedir hocam bunların? %78'lik azot var, %21'lik oksijen, %1'lik diğer gazlar. Evet. Yani evet, şu anki günlük hayatta havayı aldık. Özel olarak üretilmiş kompresörlerimiz var, basınçlı kompresörler. Evet. Evet, İçerisindeki filtrelerden nemini arındırarak, yani kuru hava basıyoruz içerisine. Evet hocam. Yani bir nevi ortamda nasıl klima çalışıyor, nemi alarak kuru bir şekilde solunumumuzu sağlıyor ya, aynı sistemi tüplü dalış sisteminde kullanıyoruz. Şöyle merakınızı gidereyim. Tamam. 15 litrelik bir dalış tüpünün içerisinde. Eskiden böyle jetonlu telefon kulübeleri vardı. Evet. Telefon kulübesinin içerisine giriyor. O telefon kulübesinin içerisindeki hava miktarını biz 15 litrelik tüpe basıyoruz. Allah Allah. Evet. Bu da bu tüp size ne kadar yeterli olur? Girdiğiniz derinliğe göre. Ne kadar derinliğe girdiniz, nefes alışverişiniz o ortamda, o basınçta daha bir fazla oluyor. Yani sığ bir suda 0.5 metrede bir 15 litrelik bir tüple girdiniz. Bilmiyorum ama neredeyse bir 2 saate yakın dalabilirsiniz. Evet. Ama 10 metreye indiniz, belki bu 1 saate düşecek. 20 metreye indiniz, bu 40 dakikaya düşecek. Metreyle beraber aldığınız havada miktarı artacak. Doğrusu. Hocam, evet. Buna ek olarak bir de kişinin tecrübesi var. Tabii. Yani. Kullanımıyla ilgili. Hocam çıkıyor, hiç hava tüketmiyor neredeyse. Ama normal. Diyoruz ki solungaçların mı var? Normal, yalnız normal soluduğumuz havayı mutlaka solunmamız lazım. Tabii, yani orada hava tutmamak lazım. Evet. Aynen, bu da şuradan ibaret oluyor. Evet hocam. Rahmiye Hanım. Şimdi bir koştuğunuzu düşünün veya siz bir, affedersiniz, bir köpek kovaladığını düşünün. Nasıl soluk soluğa kalıyorsunuz diye. Suda da çok fazla yanlış teknikle palet vurduğunuz zaman sanki sizi arkanızdan birisi kovalıyormuş gibi hızlı bir oksijen yakımına sağlıyorsunuz. Bu hızlı oksijen yakımı da sizin oksijeninizi hızlı tüketmenize sebebiyet veriyor. Evet, öbürü evet, çok sakin oluyor. Hiç tükettiği, tüketmediği bile belli olmuyor. Evet. Öbürü de fazla hareketlerle hızlı tüketime giriyor. Evet. Ya şimdi bizim konumuz o kadar derin ki hocam ben devam edebilir miyim? Bu uzman sensin. Ben yok, estağfurullah. Senin de soruların çok can alıcı. Öyle mi? Şimdi ben keşke çok daha geniş bir program mutlaka yapalım ki ekipmanlarımızı tanıtalım ama kısaca bir dalıcının ihtiyacı olan temel ekipmanlar nelerdir? Mesela BC diyeceksiniz ya az sonra. Bu bize neyi sağlar? Diğerleri neyi sağlar? Bunlara girelim ve de arkasından hemen şunu soracağım. Pahalı bir spor mu bizim sporumuz? Evet. Böyle paslaşarak cevaplayalım. Ekipmanlarımız oldukça fazla.
ısı yalıtımımızı sağlayan bir dalış kıyafeti. Yani su ortamında bizim üşümemizi engelleyen, aşağıda daha çok uzun süre kalmamızı sağlayan bir kıyafet. Girdiğimiz suyun sıcaklığına göre değişkenlik gösteriyor. Nasıl ki yazlık kıyafetlerimiz var, tişört, şort gibi, kışlık evet. kıyafetlerimiz var, mont, kaban gibi. Burada da aynı şekilde yazlık kıyafetler ve kışlık kıyafetler girdiğiniz suya göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra patiklerimiz var, ayakkabılarımız bizim bir nevi. Evet. Dış ortamdan ayağımızın zarar görmesini veya ısı yalıtımımızı sağlıyor. Evet. Yine eldivenlerimiz var, herhangi bir batık dalışı, kovuk dalışı yaparken işimize yarıyor. Yine görüşümüzü sağlayan en temel ekipmanımız maskemiz. Yani en çok keyif aldığımız şey maske. Evet, yani görebildiğimiz kadar su ortamından evet. keyif alıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde kullandığımız şnorkelimiz, bunu suyun üstünde kullanıyoruz ama yine scuba ekipmanlarımız, BC Regulator Tube. BC'miz bizim tamamen su ortamında dengemizi sağlayan bir ekipman. Yani inişimizi, çıkışımızı orta suda rahatlıkla ilerleyebilmemizi sağlayan en temel ekipman aslında. Dalış tüpümüzü taşıyan. BC'miz. Evet. Dalış tüpümüzü taşıyan. Evet, dalış tüpümüzü evet. taşıyan. Evet. Sırt çantamız diyebiliriz yani. Yola çıkarken sırt evet. çantayla çıkarız evet. aynı şekilde. Regülatörümüz bize tüpteki basınçlı havayı kontrollü bir şekilde, yani şu anki solduğumuz hava sistemiyle beraber iletmesini sağlayan ve indiğimiz derinliğe göre o havayı dengeleyen bir ekipman. En değerli ekipmanlarımızdan biri. Regülatörümüz dediğimiz ağzımıza alarak ağzımıza solduğumuz hava. Evet, değil mi? Hava tüpümüzden kaynağı. Bize evet. ağzımıza havayı veren evet. ekipmanımız. Aftapot olarak geçer. 4 tane kolu var zaten. Evet. Solduğumuz bir ana hava kaynağı. Tabii bir de yardımcısı var. Aftapotumuz var değil mi? Zorda tabii, kalırsa. Tabii. Evet. Body'mize her şey, evet. biliyoruz. Yani dalışlarımızda her şey daha iki kat güvenlik içeriyor. Evet. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi denizin altı bizim dünyamız değil. Evet, biz de hocam. O dünyanın kurallarına uymak zorundayız. O kurallara uyarken de tüm ekipmanlarımızın muhakkak bir yedeği var. Özellikle bu regülatördür falan. Bozulduğunda veya şey yaptığında veya body'mizin, hani body diye tarif ettiğimiz yakın arkadaşımızın ona verebileceğimiz veya kendimizin kullanacağımız yedek malzemelerimiz var. Dediğim gibi hani bu şey hani en azından şeysel olarak söyleyeyim. Aslında pahalı bir spor değil. Evet hocam. Yani şey karşıda bu işe çok meraklı olan kişilerin evet. elle bir anda gelip bütün bu malzemelerini almalarına gerek yok. Bizler zaten federasyon dalış okulları olarak evet. yani tüm ekipmana sahibiz. Dalış okullarında evet. Dalıcılar bu ekipmanları zaten temin edebiliyorlar. Tabii. Aynen evet öyle. Hocam. Bunun için önemli olan hani şey Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na dalış kulübümüzün o sene yine aktivasyon yapması gerekiyor. Onlara dikkat etmeli bizim bu işe meraklı olan kişiler. Çünkü aktive edilmiş bir dalış okulu muhakkak malzemeleri kontrol edilmiştir. Bütün testlerinden geçmiştir. Harçları, eğitmenlerin harçları ödenmiştir. Tam resmi olarak bizim de federasyonumuz oruna yetki vermiştir. Faaliyet gösteriyor. Evet. Onlardan gelerek bütün ekipmanları bizden temin edip bizlerle birlikte dalış yapabilirler. Evet. Ellerini kollarını sallayarak da yine dalış merkezimizde evet. Terk edebilirler. Pahalı bir spor değil. Evet. Tüm ekipmanını dalış okulundan gelip yani elini kollarını sallayarak gelir evet. dalış okulunda dalışını yapar çıkar gider. Gerisi artık kendisine evet. kalmış, o, profesyonelliğine kalmış. Çok sevdi, isterse. Çok hoşuna gitti. Evet. Bizler evet. genelde öyleyizdir. Bir şeye sardığımız evet. zaman hemen böyle bir evet, araştırma, evet, şu evet. maskeyi alayım, şu tüp alayım, şu VC'yi alayım. İnsanlar da özellikle bu dönem içerisinde evet. belki kendi malzemelerini yavaş yavaş sevdikten sonra almalar daha iyi. Bence evet. birazcık da dalış bilgisayarınızı anlatsanız iyi olur. Çünkü o az evvel verdiğim mesafelerde kesinlikle dalış bilgisayarının olmasında çok fayda var. Evet. Evet hocam. Bir şey merak ettim burada. Evet hocam. Enteresan bir şey sormak istiyorum ama ondan önce ben bir teşekkür etmek istiyorum ya. Unutmadan sonra teşekkür edeceğiz ama bugün sevgili Mesut Dağdagül'ün abisinin düğünü vardı. Evet. Düğünü yarım bırakıp geldi. O yüzden ayrıca bir teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili üstadlar, kulak eşitleme nedir? Kulak eşitleme. Evet. Yani ben bir şey yapayım. Siz söyleyin hocam. Bizler kara için yaratılmışız ve karada bir atmosferlik bir basınca maruz kalıyoruz. Evet. Siz herhangi bir uçağa bindiğiniz zaman veya herhangi bir suyun altına daldığınız zaman bu basınç değişiyor.
Bu basınç değiştiği zaman ilk basınç kulaklarımızdan hissediliyor. Hemen mesela uçakla havalanın, hemen aşağı inerken hemen kulaklarınıza bir tıkanma hissedersiniz. Bu sizin basınç değişiminden dolayı vücudunuzun aslında etkilenmesidir. Aslında çok kolaydır. Bunun dağılış eğitimlerimizde bir 3-4 tane bu bir yöntemi var. Bunlardan en basiti parmağınızla burnunuzu kapatıp ağzınızdan aldığınız havayı burnunuzdan verdiğiniz zaman kulaklarınız tık der açılır. Yani kulak zarlarınız aslında düzdür. Basınçtan dolayı eğilmeye başlar. Siz içeriden gönderdiğiniz bir hava yeniden kulaklarınızı eski pozisyonuna sokar. Bu şekilde kullandığınız sürece nefesiniz yetiyorsa 100, 200, 300 metreye kadar inersiniz. Veya bir tüp bir şeyiniz varsa 30 metreye kadar dalışınızı yapabilirsiniz. Lakin kulağınızı eşitlemeyin. İstediğiniz kadar nefes tutun veya istediğiniz kadar şey yapın, daha derine inemezsiniz. Yani. Evet, hep hocam. Onu hep eşitlemeniz lazım. Peki eşitleme ihtiyacını niye hissediyoruz hocam? Onu da anlatalım. Eşitlemezsek ne yaşarız? Bir dalıcı kulağını eşitleyemezse ne yaşar? Yani Evet. Yani kulağınız... Bir sancı olur değil mi? Evet. Kulağınız şimdi şöyle. Kulaklarımız şöyle düz olarak düşünmüştük. Evet hocam. Eğildi. Artık diyor ki beni eşitle, beni eşitle, beni eşitle. Hmm. İnat ediyorsunuz, eşitlemiyorsunuz. İşlemediğiniz zaman kulak zarınızı delersiniz. Evet. Ama kulak zarının delinmesi öncelikle çok yanlış anlamayın. Çok aşırı büyük bir problem değildir. Değil. Evet hocam. Yeniden kulak zarı birbirini onarır, yapar. Lakin sizin sigortanızdır aslında. Zaten hemen yukarıya çıkma hissiyatı duyarsınız. Evet. Eğer inat edip hala daha devam ederseniz bu sefer iç kulağınızdaki daha hasar verici şeylerle uğraşırsınız evet. Yani. Ama kulağınızı delebilecek kadar dayanabileceğinizi de zannetmiyorum. Yani insanlar korkmasınlar evet. Ama eğitmenler tarafından bu işin profesyonelce nasıl yapılacağını bence öğrenmeliler yani. Hocam çok önemli bir soru sordun. Şöyle bir şey yani bunu illa denizde de yaşamamız evet, söz konusu değil. Bir zirveye çıkarken de bir dağ yani evet. Sıfırdan deniz seviyesinden belli bir yükseğe de yürürken veyahut da araçla bile çıkarsanız bu basıncı hissedersiniz kulağınızda. Tabii. Yani aynıdır. Yani yutkunmanız veya bir sakız çiğnemeniz şeklinde, çenenizi oynatmanız bir şeklinde bile kara parçasında ama bu dengelimi yapıyorsunuz. Ama suanlığın önemli kurallarından biridir. Tabii ki. İnemezsiniz. 5 metreden sonra, 7 metreden sonra tabii. Bunu inemezsiniz. Sanki başınızı bir mengenede sıkıyorlar gibi bir şeye gelir, sıkışıklığa yani gelir. Şöyle bir ağrı, şey ciddi bir ağrı gelir. Yani havanın bize yaptığı bir atmosferlik basınç var. Suyun da bir basıncı var. 0-10 metre arasında bir atmosfer daha basınca maruz kalıyorsunuz. Bir de havadan geliyor. Bir 10 metre derinliğe daldığınız zaman aslında iki atmosferlik bir basınca maruz kalıyorsunuz. Bu da zaten sizin kulak zarınızı esnemesi için veya şey yapması için çok yüksek bir basınç. Evet. O esnada hep kulak eşitleyerek devam ederseniz hiç problem yaşamazsınız. Bir de hocam sadece kulağımızla ilgili değil, gözlerimizle ilgili de maskemizin içine de kısmen tabii. Arada hava vermek gerekir. Hı. Çünkü maskenin içindeki hava ihtiyacı da olacak aşağı indikçe. Yoksa göz bebeklerimize hafif emiş evet. Şeklinde, bir vakum şeklinde maske evet. Çekebilir. O yüzden arada da maskenin içerisinde de hava vermek gerekir. Evet, bunlar dalışın kuralları. Püf noktaları, evet, değil mi? Evet, dalışa iyi, rahat dalış yapabilmek için. Gözlerinde evet. Hani bu işe meraklı olan, kesinlikle yani yapmak isteyen ve denemek isteyenlere bunlar hiç problem değil. Evet, bunları çok kolay, çok kolay aşabilecek. Evet, zaten. Alış yani çok kolay. Yani bunu Discovery dalışta kazanıyorsunuz zaten evet. Bu yetkiyi. Bu anlattığımız gibi değil tabii. Yani evet, herkes yani çok... böyle bir şey düşünürken sanar öyle bir şey değil ama son derece karada yürüyormuşum evet. Gibi bir şey. Çok basit, evet, evet. Çok basit. Evet. Aynen, çok basit şeylerle çözebiliyorsunuz. Pardon. Evet, bir şey hocam de devam edecek misin sorularına? Siz devam edin, ben sen... sana bakayım böyle. Tamam, buradan... tamam. Şöyle yapalım o zaman biz scuba'nın, yani hani tehlikesi var mı? Tehlikeli bir spor mu bizim sporumuz? Tüplü dalış aslında yolda yürümekten daha güvenli bir spor. Siz yolda yürürken balkondan birinin çiçeği kafanıza düşebilir. Ayağınız evet. Takılıp düşebilirsiniz. Araç kullanırken kırmızı ışıkta siz kurallara uygun bir şekilde bekleseniz dahi karşı taraftaki arkadaş beklemeyip size çarpabilir. Evet. Yani her zaman işte karşı karşıyasınız ama su ortamında bütün güvenliğini kontrollü bir şekilde yaptığınız zaman, kurallara uygun bir şekilde yaptığınız zaman aslında hiçbir zararı yok. Eğitimlerinizi doğru bir şekilde aldıysanız, eğitimlerinizi aktif bir şekilde sürekli tekrar ediyorsanız,
Su ortamında yine kendinize güvenerek riskli hareketlerde bulunmuyorsanız yolda yürümekten daha güvenli bir spor. Hocamın da zaten dediği gibi yani kaç hocam 30-40 yılı aşkındır dalış yapıyor. Böyle riskli bir şey olsa zaten kendisi bugüne kadar yapamazdım. Şimdi hocama yalnız şöyle bir şey ilave edeceğim. Mesela bir masa tenisi, ping pong oynadığınızda evet. Veyahut da bir tenis oynadığınızdan daha az bir tehlikeli bir spordur. Yani ben dediğim gibi 80'li yıllardan beri bu işi yapıyorum. Çok şükür bir hata yaşamadım ama bunun tek kuralı az evvel hocamın dediği gibi bunun kuralına uyacaksınız. Evet. Yani evet duyuyorsunuz senede birkaç tane tehlikeli durumlar söz konusu evet. Medyada anlatılıyor, konuşuluyor. Tabii her gün televizyonda trafik kazalarını duyarsanız araçlara binmememiz lazım. Evet. Evet. Yani evet. O kadar farklı bir şey ki arada yani bence az evvel dediğim gibi bir masa tenisinden daha az bir hatası var. Kuralına uyduktan sonra bence sıfır. Evet, ben evet. Hiç yaşamadım evet. 40 yıldan beri genelde spor içinde. Genelde şeyi söylüyorum hocam. Dalış yapıyorum dediğiniz andan itibaren herkesin Türk toplumunda şöyle bir yargı var. Ya köpek balığı saldırırsa evet. Ya vurgun yerse. Evet. Ya teorik eğitimde çok ilgimi çeken bir soru oldu. Şimdi vurgunun şeyini anlatıyorduk. Nedir, nasıl olur dalmışlarda, nasıl tepkime yol açar diye. Peki, ben de onu soracaktım. Peki evet. Onu soracaktım. Vurguna geleceğiz, gelecektik. Madem geldik devam edelim mi hocam? Onu vurguna? Sorayım mı ben? Evet. Sevgili hocam, vurgun ne demek? Hangi hallerde bir de dalış yapılmaz? Soruya dönsün. Evet, 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 evet. Vurgun hani vurgun deniyor mu? Ne demek vurgun? Evet. Vurgun ne demek? Güzel bir soru. Hani araba mı vurdu? Ne vurdu? Ya, balık mı vurdu orada? Halk dilinde vurgun. Halk dilinde vurgun. Evet. Dalış bilimde ise dekompresyon hastalığı olarak geçer. Hani evet. Öğrencimizin teorik eğitimde söylediği cevabı söyleyeyim öncesinde. Ya vurgun nedir diye sordum herkese. Herkes kafadan bir şeyler söyledi. Bir arkadaşımız aşağıda bir akıntı gibi, dalga gibi bir şey var diyor. Sana bir anda bir çarpıyor, vurgun yiyorsun dedi. En ilgi çekici cevap oydu benim için. Vurgun anlattıktan sonra tabii akılda daha çok yer etmeye başladı. Vurgun dediğimiz şey, biz aslında basınçlı ortamda, yani su ortamı basınçlı bir ortam. Basınçlı ortamda tüpümüzdeki basınçlı havayı soluyoruz. Bu yüzden dolayı vücudumuzda normal günlük hayatta %78'lik azot var. %21'lik oksijen var ama su ortamında basınç arttığından dolayı örneğin 40 metrenin basıncı 5 kat. Yani 5 kat birden bu azotu soluduğunuzdan dolayı vücudunuzun absorbe etme süresi var. Yani vücudunuz normalde 78 tane alışıkken bir anda ne oluyor? 5 katı birden gelmeye başlayınca hepsini dışarıya doğru veremiyor. Dipte geçirdiğimiz süre boyunca vücudumuzda 5 kat azot fazla birikti. Yeryüzünden 5 kat evet. Daha fazla. 40 metredeyiz. 40 metrede. İndiğimiz evet. Derinliğe göre Beyazıt hocam zaten söyledi. İlk 10 metrenin basıncı 2, 20 evet. Metrenin 3. Evet. Aşağı doğru kademeli bir evet. Şekilde artıyor. Burada daha fazla vücudumuzda dipte geçirdiğimiz süre boyunca azot birikmeye başlıyor. Belli evet. Bir seviyenin üstüne çıktıktan sonra bizim için kurallarımız olduğunu söyledik. En önemli kuralımız yukarıya çıkış hızımız. Biz dakikada maksimum 10 metre yukarı yükselebiliyoruz. Yani 40 metreden çıkacaksak 4 dakika içerisinde çıkmamız gerekiyor. Ben 40 metreden 4 dakikada değil de 4 saniye içerisinde çıkarsam ne olacak? Bütün azotumuzla, birikmiş azotumuzla evet, çıkıyoruz. Evet, vücudumdaki azotu atamadığından dolayı vücudumdaki azot damar yolumla hareket halinde olduğundan dolayı kendi boyutuna geliyor. Yani günlük hayattaki azot miktarı bu kadarken 40 metrede bunun 5'te birini düşünün. Yani 5 kat birden küçülüyor. Ama benim ihtiyacım olan azot ne kadar? Bu kadar. Evet. 5 kat birden aldığından dolayı bunu atamadığından azot gazı kabarcıklara dönüşüyor. Yani damar yolumu sıkıyor. Yani şu kadar oluyor. Evet, genişliyor. 5 kat birden yükseliyor. Evet. Yani şu örnek olarak bir kolayı aldığınızı düşünün. Kolanın kapağına asit normal ortamla karşılaştığında kabarcıklar dışarıya doğru çıkıyor ya. Salladığın zaman mesela köpürüyor. Evet. Aynı hızlı şekilde. Çıkışta bizim o kolayı vay. Sallamamız gibi değil mi? Vay. Aynı şekilde kolayı sallamamız gibi vücudumuzdaki azot atılamadığından kabarcıklara dönüşüyor. Yani dolaşımı tıkamaya başlıyor. Bu duruma biz vurgun diyoruz. Dekompresyon hastalığı olarak geçer. Tedavileri var. Tedavisi yine ilk etapta %100'lük oksijen. Bizim medikale başlık kullandığımız oksijen tüpleri. Akabinde basınç odalarımız var. Evet. Basınç odasında da yine o indiği atmosferdeki basınç uygulanıyor. Yani şu şekilde bir oda olarak düşünün. Orada saf oksijen solutarak vücudundaki azot dışarıya doğru atılmaya başlıyor. Evet.
Yani tedavi süreci bu şekilde ama biz spor dalış yaptığımızdan dolayı zaten kuralları aşmıyoruz. Evet. Yani bu hastalığa hani bu zaten kötü, maruz yani anlattığımız olayın kötülüğü olarak düşünülmesin. Evet, yani bir tedbir hani, olarak söyleniyor. Evet. Basınç odaları olmadığı dönemlerde tekrar dalıcı aynı metreye mesafeye indirilerek de kurtuluyor yani. Değil mi aynı hocam? Yani aşağı ben onu hep yani soruyorum. Basınç odası yoksa ne yapılır? Aynı tabii metreye aynı mesafeye geriye indirerek kurtulabiliriz. Şu an yasal olarak bir yasal değil. Evet, tabii. Çünkü artık örneğin Bursa'mızda bile iki tane basınç odamız var. Çok baktığımız evet, zaman. Evet, evet. Yani çok çabuk da ulaştırılabiliyor tabii zaten ama bu çok çok ekstrem bir durum. Evet, tabii. Yani bu hiçbir sportif dalıcının ya da bilinçli bir dalıcının evet yaşamayacağı bir evet durum. Ya bu durum, affedersiniz hocam, 1970'lerde, 80'lerde sünger avcıları olsun, hani eğitim almadan bilinçsiz bir şekilde sadece ticari amaçlı aşağıdaki dipte duracağı süreyi bilmeden çıkış hızını, iniş hızını, günde kaç defa dalış yapacağını bilmeden bilinçsizce yapılan dalışlardan genelde nargileyle dalış yapanlar az önce hocamın dediği gibi kaynağa, kurallara uymamak aynı zamanda işte bizim zaten dalış bilgisayarlarımız bize uyarıyı veriyor. Şimdi yalnız bu aletli dalışta vurgun dediğimiz serbest dalışta olmuyor. Yani bunu serbest dalıcılar da hemen sorular. Siz vurgun yemiyor musunuz diye serbest dalıcıda vurgun söz konusu değildir çünkü ekstra bir hava kaynağınız yok serbest dalışta. Evet, evet. Yani vurgun oluşabilmesi için basınçlı hava solumanız lazım. Evet hocam. Ve vücudumuzda birikmesi lazım. Ama bu çok merak edilen bir şey. Yani halk arasında dalıcı dediğin zaman ilk önce vurgun gelir aklına. O yüzden bu konuya açıklık getirmiş olduk. Bu çok sık yaşanan bir şey değil. Hatta hiç yaşanmayan bir şey artık vurgun olayı. Buna bu konuyu sorduğun iyi oldu canım hocam. Evet. Aslında haberlerde falan dalgıç vurgun diye, vurgun yedi diye haberler yanlış çıkıyor. Haber. Aslında ölen kişi serbest dalıcı. Baktığınız zaman herhangi bir su ekipmanı kullanmadan haberlerde çıkıyor ama haberler ben samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Az önce sevgili Üstad Sayın Başkan'a sordu. Bu hani otlar, yeşillikler var ya. Evet. Onu tekrar anlatmanızı isteyeceğim. Hocam bir program komple onu ister aslında. Çünkü yani çok önemli bizim için. Belediyeler ya da sahil belediyecileri ya da kamu anlatmakta fayda var. Değil mi? Sanıyorum bildiklerini sanıyorum hocam. Zamanımız kalırsa tekrar bir değiniriz ona. Sen çok güzel bir soruyla çok ilgimi çekti benim yani gerçekten. Gerekirse süreniz yetmezse daha bir programda hocamlar yine bir davet ederiz ve kabul ederlerse tekrar bir konuk ederiz. Hocam senin bir sorun vardı. Bursa'da su altı turizmiyle ilgili onu istersen onu tekrar sorayım. Hocama, İşte Bursa'da su altı turizmi var mı hocam? Yani, ya da Ege Akdeniz'e kıyasla bizim buradaki durumumuz nedir yani? Ege ve Akdeniz'e oranla. Tabii şimdi hani yani bizler Ege ve Akdeniz'e göre durumumuz biraz daha zayıf. Öyle yani mi? Bizlerdeki hani denizimiz, buradaki denizimiz oraya göre görüş miktarı biraz daha az. Orada daha yüksek bir görüş miktarı var. Su sıcaklığı daha yüksek. Hani yaz sezonu onlarda daha uzun. Her şey daha uzun. Lakin Bursa değil mi hocam? Evet, biz Bursa'yı yani anlatıyoruz ama şu biz, anda. Ama biz yani yok hani Ege'dir, Akdeniz'dir, Marmara. Lakin hani bizim de kendimize göre çok daha avantajlı. Hani onlar şimdi hep insanlar ama çok daha avantajlı olduğumuz şeyler de var. Mesela bu ortamda eğitim almış birisi, bu ortamda bu şeyde dalışını yapmış birisi oraya gittiği zaman keyfini sürüyor. Ama oradan birisi geldiği zaman ona biraz daha sıkıntı oluyor. Evet, biraz daha şey oluyor tabii yani. Lakin hani Mesut hocamlarla federasyonumuzla da olsun hani istiyoruz. Belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle bu sıralarda bu şeye çok önem göstermeye başladılar. Anladım. Yani dalış turizmini biz burada nasıl daha hızlandırabiliriz? Daha nasıl bir şey yapabiliriz? Evet. Ciddi anlamda hani güzel şeyler yapmayı bizler de çok istiyoruz. Yani evet yani onlarla da doğru insanlar doğru yerlerde olduğu zaman turizmi burada aslında çok daha hızlı açabiliriz. Çok daha güzel şey yapabiliriz yani. Bizler de hani bu konuda şu an için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Hele bu konuda Mesut hocam daha hani onlar daha aktif dalışlar yapıyorlar. Onlarda da hani daha bir şey yapayım. Buyurun hocam siz de hani şey yapın. Şimdi
Bizim evet. sularımız yeşil su, evet. Ege Akdeniz mavi su. Buradan başlayalım hocam. Ya Marmara ilk etapta düşündüğümüz zaman çoğu kişi denize girmeye bile üşeniyor. Yani Akdeniz varken, Ege varken niye Marmara'da, Mudanya'da veya Güzelyıl'da suya gireyim diye düşünüyorlar. Aslında tamamen yanlış. Biz birçok arkadaşımızı Mudanya'da suya soktuğumuz andan itibaren ya buranın su altı bu kadar canlı mıymış? Ama ya burada, su altı. Tabii su altı. Hı. Suyun üstü artık bizi cezbetmemeye başlıyor. Evet. Yani serbest dalış olsun, tüpü dalış olsun hep su evet. altına artık evet. merak sardığımızdan dolayı. Evet hocam. Yani su altı turizmini biz Bursa'da canlandırmaya canlı başla elimizden geldiğince Beyazıt evet. hocamla olsun, diğer hocalarımız da olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde batık projeleri olsun. Evet. Hani sadece yerli turist değil yani Bursa'daki dalıcılarımız değil. Neden bize Akdeniz'den, Ege'den veya İstanbul'dan turistler gelmesin? Niçin Bursa'mızı daha güzel yerlere kalkındırmayalım? Yani düşünsenize İstanbul'dan feribotla hemen 1,5 saate Bursa'da dalış yapma imkanı sağlıyor ve inanılmaz derecede batık ve canlı popülasyonun bulunduğu bir bölge. Hı-hı. Ama şimdi az önce Ahmet Hocam da bahsetti ya Marmara'da su hocam çok doğru söylüyorsunuz ama yerel yönetimlerin veyahut da denize bağlı çalışan unsurların resifle denizi zenginleştirmesi lazım. Evet. Eğer belli bir resifle deniz zenginleşirse az evvel dediğimiz gibi Marmara diğer denizlerimize nazaran canlılık oranı çok fazla. Az evvel dediniz ya yeşil ve renkli dediniz. İşte plankton yoğunluğu, evet. alplerin yoğunluğundan dolayı bir hücredir, bir canlılıktır. Yani onlarla diğer balıkların ama balık türlerinin az olması bu farklıdır. Denizin canlılığı farklıdır. Yani tür olarak sayarsanız, bütün canlı balık olarak demiyorum, yaşayan canlıları mikro olarak sayarsanız Marmara daha yüksektir. Bu yüzden midyelerin, yani denizi filtre eden midyelerin Marmara bölgesinde aşırı derecede yoğun olmasının sebebi pislikten dolayı değildir. Canlılık yoğunluğunun çokluğundandır. Yani Marmara pis değildir aslına bakacak olursak. Platon yoğunluğundan renklidir. Az evvel hocamın da dediği gibi belli metrelere indiğiniz zaman orada daha fazla canlı, daha fazla renkli canlıları görmek şart mümkündür. Şöyle söyleyeyim size çok özür diliyorum. Hani şey yapayım. Bu planktonlar hani bizim Marmara Denizi Ahmet hocamın dediği gibi de Mesut hocamın dediği de gibi biz kirli bir denize sahip değiliz. Değiliz. Çok güzel. Biz kesinlikle kirli bir bizdeki planktonların fazla oluşu, bu planktonların da güneşten de dolayı, su ısısının artmasından dolayı bu planktonlar renk değiştiriyor. Evet. Yani biz Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde su sıcaklığının artmasından dolayı biz suyu çamur gibi görüyoruz. Aslında bu suyun zenginliğinden dolayı çamur gibi oluyor. Ocak, Şubat, Mart yani suyun en soğuk olduğunda gelin bir Marmara'ya bakın. Su soğuk olduğu için cam gibi yerdeki taşları sayarsınız. Ege dersiniz, Akdeniz dersiniz. Lakin Karadeniz bize akıyor. Biz Ege'ye doğru devam ediyoruz. Arada çok zengin bir planktonlara, zengin bir yeme, zengin bir bu sefer şeye sahip oluyoruz. Yani bütün deniz, şeyi bu. Denizin evet. doğurganlığı Marmara'da daha yüksek. Evet. Yani plankton yoğunluğunu doğurganlığı çok daha çok, aşırı, evet. çok geçiş daha yüksek. Geçiş noktası olduğu için belki evet. de. Ha, az evvel bir şeyi unuttum söyleyeyim hocam. Karadeniz'de bu çayırı göremezsiniz. Yani plankton yoğunluğu bu kadar yoktur orada. Çünkü evet. soğukluğun etkisi vardır belki güneş değil mi? Güneş tabii ki hayır. Bunun en önemli faktörü tatlı su olayını. Tatlı su olayında fazla derecede bu barınmıyor. Evet. Sonuç itibariyle karadan da infida eden bir bitkidir ama fakat kesinlikle tatlı suda tuz oranı biraz olması gerekiyor. Yani bu bitkinin var olması ile ilgili. Onu da ideal bence, tuz oranı demek ki Marmara'da daha... Marmara'daki suyun rengine aldanarak değil, suyun canlılığına eğer su kirli olmuş olsa az evvel saydığım sayıların içerisinde otların içerisinde Ege'de 55 tür bakın parlak dediğiniz görebildiğiniz denizde 55 tür yaşarken burada 300 tür canlı yaşıyor. Pis bir ortamda, oksijensiz bir ortamda, kirli bir ortamda o canlının yaşaması söz konusu değil. Evet. O zaman yine burada gelelim medyaya, habercilere. Evet. Lütfen bilinçsiz haberler yapıp da denizlerimizi bir de onunla kirletmeyelim değil mi? Otoriteye sorsunlar. Otorite evet. burada. Otoriteye evet. sorsunlar. Evet hocam.
Yani İnşallah evet. denizlerimize sahip çıkalım. Evet. Evet. Yani bir de hani onu da son olarak da öyle de söyleyelim. Yani evet. şey lütfen plastik şu bu bilmem ne denizlere atmamak lazım. Evet. Yani çünkü bir gün gelecek neslimize hiçbir şey bırakmayacağız. Evet. Hocam bir şey ilave edeyim mi? Kusura bakmayın ama şimdi hepimiz çevreciyiz sonuç itibariyle. Evet. Fakat plajlarda herkes elindeki peti de toplasa, teknesindeki pisliği de toplasa evet. en fazla zarar veren yine biziz. Neyle zarar veriyoruz biliyor musunuz? Üzerimize sürdüğümüz güneş yağları var ya. Vay vay vay. En fazla zarar verenlerden bir tanesi o plajlarda berrak gördünüz. Çünkü yağın üzerinde, denizin üzerine bir miktar yağ atın, denizi ayna şeklinde yapar ve dibi görebilirsiniz. Aslında üzerimize sürmüş olduğumuz, insanların üzerine güneşten korunmak için sürmüş oldukları güneş yağları sıkıntılı. Çok ciddi anlamda denizi kirletmektedir. İşte bak. Çok ciddi. Hani diyor ya ben çöpebileceği ya. Falan. Güneş denize girerken o üstündeki yağı silip de girerse o bile çok önemlidir. Evet. Yani ben hiç kimsenin öyle bir unsur olduğunu görmüyorum. Tam plajda iyice yağlanıyor. Güneşten korunmak için kendisini düşünüyoruz. Denizi düşünmüyoruz yani. Evet. Sanıyoruz sadece plastikle kirletiyoruz. Petlerle evet. kirletiyor. Evet. Aslında öyle değil. Bahsetti üzerimize sürdüğümüz yağ da çok önemli. Çok güzel. İnanılmaz. Ya bunu gerçekten kamuoyu bilmesi lazım evet. ya da. Bu işi tamamen kimyasal hocam. Allah. Tamamen kimyasal üzerine sürdüğü yağ. Ne güzel yani çok güzel. Hocam, son sorularımızı artık alacağız. Senin evet. merak ettiğin özel bir sorun varsa. Benim merak ettiğim vallahi ben merak ettiğim soruları hep sordum. Bir şunu sorayım. Yani bu suni batıklar hangi amaçla nasıl oluşturulur? Resiflerden bahsediyor. Yani örneklendirebilir misin? Yani az önceki anlattığımız şeydi acaba. Şimdi evet. şöyle toparlayalım mı o soruyu? Evet şimdi dalgıçlara yani ne amaçlı? Ya batıkları evet neden oluşturuyoruz? Yani batıkları aslında bir dalgıç turizmini canlandırmak için. Evet. İki en önemlisi balıkların yuvalama alanları. Yani esas olarak evet. Esas olarak zaten balıkların yuvalama, üreme, korunma bölgeleri olarak düşünebilirsiniz. Hocam çünkü, resif dediğin resif bu dediğimiz, batıklar evet, mı? Evet hocamın dediği ama ben genelde bu resifleri kimyasal yani betonlarla yapılıp atılıyor. Bu uzun zaman alıyor. Yani doğadaki taşı alarak resif yaparsak hemen o yıl içerisinde canlılık ve midyeleşiyor, üzeri kaplanıyor, yosun tutuyor. Hı. Eğer biz dışarıda bloklar, betonlar yapalım. Dökerek atarsak hı. bu 3-5 yıl canlıyı kabul edemiyor bir anda. Hı. Yani uzun süreç ediyor. Eğer daha bunun kolayları var, işte Kuşadası'nda ciddi bir belediye güzel bir uçak batırdı resif olarak ama bunun batımı için ciddi üniversitelerden kaynak bilgi almak gerekir. Evet, çünkü nedir? Evet. Denizin akıntısı burada önemlidir. Bu resifleri atarken toprağın zemini önemlidir. Birçok unsurlar vardır. Yani gelişi güzel yere resif olmaz. Yani bizim Marmara'da resif atılabilecek yer unsuru çok evet. hassas ölçüdedir. Çünkü zemin biraz oynaktır. Evet. Yani çamur biraz çamursu bir zemin vardır. Çünkü Marmara takdir edersiniz ki bir göl havzası gibi düşünürüz. Yani bir İstanbul Boğazı, bir de Çanakkale Boğazı'ndan bir girişi vardır. Diğer tarafı tamamen kapalıdır. Bunun yanı sıra onlarca akarsu akarak yağmurlarla getirdiği alüvyonlar vardır denizin içerisine akışı. Bu da belli bir tortu oluşturuyor kısmen olsa da. Ama bu bir canlılık da veriyor yani onu da söyleyeyim. Yani bu çayırların yoğun olmasının sebebi bu unsurlar. Yani akıntıların az olması vesaire. Şimdi dalış turizminden önce su altı canlılığını geliştirmek amaç evet. değil mi batır evet. oluşturmakta? Evet. Neler mesela neler batırıyoruz? İnsan eliyle ne yaptık? Hocam, biraz örneklendirelim. Gemiler batırıyoruz. Sahil güvenliğin burada ayrılmış gemileri, uçaklar. Yine evet. aynı şekilde dünyanın en büyük batığı aslında Türkiye'de. Evet. Allah Allah. İbrice'de uçak batığı. Evet. En başta Kuşadası'ndaki en büyük o şu anda. Şu dünyada an İbrice'de miydi hocam? Yok hocam. Bu mesafe uzun olarak. Bunlar yapay batıklar değil mi? Yapay. Evet, evet yapay. Yani bizden sonradan. İbrice'de ve Kuşadası'nda bulunan batıklarımız, uçak batıkları, evet. Gemi batıkları, sahil güvenlik gemisi, tank batığı en yakın zamanda Kaş'ta batırılan batık. Evet. Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. Marmara bölgesinde Karamürsel'de
İnönü vapurunu batırdığımızda gecesinde bütün vapurun etrafını karides sürüleri kaplamıştı. Alt tarafına istakozlar yerleşmişti. Eşkine sürüleri batığın içerisinde cirit atıyorlardı. Yani bir gecede bu kadar canlılığa sahip oldu. Bir de kendi kendine batan gemiler de var. Yani yüzlerce yıl taşımayla ilgili gemiler de var. Bunların görsellerinin en büyükleri eski batıklar olan İşte onlar, onların belli amforaları bilmem, size giriyor. Evet, tabii size giriyor. Evet. Ama kendi mesela düşen uçaklar var. Evet. Savaş halinde tabii. düşen Değil uçaklar mi? Var. Evet. Var öyle batıklarımız. Aha. Aslında zengin bir dalışa uygun bir yeriz. İnsanlarımızı... Bu açıdan da zenginiz değil mi bizim sularımız? Tabii. Batıklar açısından Çanakkale'de... da çok mimari batıklarımız var. Evet, biraz bahsedelim hocam. Çanakkale'de savaş gemisi batıklarımız var. Lundi batısı baktığımız zaman 1914 miydi hocam? 15 miydi? Kaç metrelerde oluyor hocam? 30 metrelerde. Su tankeri batığı var yine aynı şekilde Anzak koyunda. Ya bunların hepsi tarihi batıklar. Tabii dalgıçlarımız gidip ziyaret edebiliyorlar bu batıkları merak edenler. Meclis batığı var. Ya birçok batıklar var aslında. Tarihin en eski batığı da burada. Antalya bölgesinde sizin uzmanlık alanınız. Evet hocam. Gelidonya batığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani coğrafya bakımından baktığımız zaman inanılmaz derecede batık. Küpler olsun, amforalar diye ismi. İnanılmaz sonra bir... görsel olarak da bu batıkların etrafında veyahut da taşlarımızın etrafında çok çeşitli Akdeniz türlerinde de olsa belli tür balıklarımız da var. Yani görsel olarak da hiç kimsenin çoğunu görmediği. Tabii. Güzel. Gemilerimiz sağ olsun hocam. Balans tanklarıyla artık her tarafı. Ya ben de merak saldım vallahi artık. Yani neler var? Hocam en kısa zamanda Macito'yu sen bir daldır bir Discovery'i. Bir mudan yaşayın. Yani böyle ama olmaz. Ayaklarım yere basmadı ama. Sorun değil biz de. Yani bu kadar falan da alabiliriz. Hiç sorun değil. Her türlü dalışınızı yaparsınız. Ondan sonra daha çok aşağı gitme isteği de hocam. Olabilir. Tabii, hocam şimdi biz süremizi doldurduk. Hatta biraz geçtik bile. Fakat mesela aslında bakarsanız ne sormak istiyorum? Ahmet hocam zıpkıncı. Kendisi serbest dalışçı ve zıpkıncı. Bana ilk önce sorulan şey dalgıçlıkla ilgili konuştuğumuz dalış yaptığım öğrendiği zaman zıpkına mı dalıyorsunuz diyorlar. Şimdi aletli dalıcı bir scubacı zıpkına dalabilir mi? Onu... Şimdi aslında kamuoyunda çok doğru söylüyorsunuz. Hemen tüpü alıp eline zıpkınla balık avladığını düşünüyor. Kesinlikle hiçbir scubacı kendi bünyesinde zıpkını bile barındırmaz. Ne teknesinde ne bulunduğu camiada. Hem yasak olmakla ilgili hem çevresindeki gözlemli izah edebilmesi hareketlerden bir tanesi teknesinde de bulunmaz. Yani aletli dalış yapan scubacılar kesinlikle bu yaklaşık bir 15-20 yılı aşkın bir süreden vardır. Bunun yanı sıra ışıklı dalış da gece dalışı da yasak yani. Sadece ama scubacıların kesinlikle öyle bir şey yapmadığını inanmak istiyorum ve öyle olması gerektiğini söylüyorum. Yani zıpkınla dalış yapmanız için tüp kullanmamanız gerekir. Işıkta mı yasak zıpkında? Gece dalışı, avı yapmak yasak. Gece avı yasak. Anladım. Bak bunu gece avı yapmak yasak. Hani zıpkını biliyordum da. Zıpkını. Yani taşın altında. Kaç yılından beri yasak hocam? Zıpkın? Yani scubacıya zıpkın. 1988 öncesi. Scuba'yla hani zıpkın bir arada yapılıyormuş. Evet. 1988'den veya 1986'dan sonra tamamen yasaklandı. Evet. Bazı ülkelerde hala var. Serbest olan ülkeler var. Amerika'da, şurada, burada bilmem ne. Lakin bizler o doğayı korumanın şu an daha şeyindeyiz. Evet. Böyle bir de avcılık şöyle olur. Tutarsınız nefesinizi. Nefeste bir avcılık yaparsınız, etik olur. Nefesiniz biter, yukarıya çıkarsınız, obalarında da kaçmaya hakkı olur. Ama böyle tüpü almışsınız, inmişsiniz, gece avcılık yapmışsınız, vurmuşsunuz. Bunun zevki zaten de olmaz. Zaten etik de değildir, doğru da değildir. Hani, zevkli de değil. Evet, yani hani balıkla eşit şartlarda evet, bir avcılık varsa şeyinde, evet bunu muhakkak yani evet. Nefesinizi tutacaksınız, tutarak, ineceksiniz, şey yapacaksınız Hepsi... ama... Su altı ne kadar derin, yani hani bitmeyecek konular gerçekten. Çok, evet. Ben onu diyorum yani hani bir herhangi bir sporda görülmüş bir balık için saatlerce mi konuşulur? Evet, ama evet. Biz konuşuyoruz değil mi? Bitmez aynen. Hocam bitmez. Bitmez. Çünkü yeryüzünden 3 kat daha büyük olan bir şeyden bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Yani,
keşfedilmeye kara parçalarımızdan 3 kat daha büyük olan bir yerden bahsediyoruz. İndikçe derinleşiyor. Derinleşirse konu bitmiyor yani. Evet. Evet. Hocam zamanımız doldu. Teşekkür ederim. Son sözleriniz, evet, vermek istediğiniz mesaj varsa sırayla devam edelim. Sonra hoşça kal diyelim herkese. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Seyircilerimize ise söylemek istediğim şey, kesinlikle hayatınızda en az bir kere dalış yapın, zaten bırakamıyorsunuz. Yerçekimsiz ortamı keşfetmiş olursunuz ve Mudanya'da dalışın en güzel zamanlarındasınız. Evet, evet. Az önce rejiden arkadaşım dedi ki ölmeden önce yapılması gereken şeylerden kesinlikle bir tanesi evet. Dalış. Evet. Evet, buyurun hocam, buyurun hocam. Çok memnun oldum. Yani gerçekten çok çok keyif aldık. Sizlerle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hani su altı, insanlar su altından hiç çekinmesinler, hiç korkmasınlar. Bizler buradayız. Değerli hocalarımız var. Bursa su altı sporlarında gerçekten de iyi. İyi bir yer ediniyoruz. Ama bu tüplü dalış olur, ama zıpkında balık avı olur, ama diğer branşlarımız olur. Muhakkak bu zevki yaşasınlar. Yani, evet, evet. Hocam? Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir aileniz var cami olarak. Çok sağ olun. Yani biz de bildiğimizin bir kısmını bizi dinleyenlere anlatmak çabasını gösterdik burada. Onlar da inşallah su altıyı daha çok severler. Mutlaka dediklerimiz gibi denizin altını görmek, az evvel Beyaz kardeşimizin dediği gibi, gökyüzüne çıkamıyorsan su altına in dediği çok doğru bir ifadeydi. İnen kesinlikle bırakmayacağına şeyi vardır, evet. Merağı vardır. Yani ayrı bir dünyada yaşayacak çünkü. Evet. Çok teşekkür ederim. Benim söyleyeyim, sonra söz sende olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ben. Ayaklarınıza sağlık. Bu güzel bilgileri bizi izleyenlerle paylaştık. Ben tekrar çok heyecanlandım tabii. Çünkü çok güzel bir konuydu gerçekten su altı. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine güzel bir konukla devam edeceğiz. Hoşçakalın. Şunu ben evet. Alayım bir hatıra olsun. Sevgili dostlar, gerçekten bizim bu davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani her hafta farklı bir şey alıyoruz. Geçen hafta sevgili Çağrı Mutlu bize sanat tarihiyle ilgili inanılmaz güzelliklerden bahsetti. Bu hafta da sevgili Federasyon Yönetim Kurulu Üyemiz, sevgili Ahmet Cumhur Bey, sevgili Bayezid Bey ve sevgili Mesut kardeşim dalışla ilgili inanılmaz güzellikler anlattı. Bana daha önce sevgili Yalçın'a dedim ki, Yalçın'dan geçen, ya sevgili Yalçın, işte Ayvalık'a gidiyorsun, dalıyorsun suyun altında, ne oluyor, ne var? Ya dedi, orası acayip bir keyif dedi. Ama sizlerden de bu doneleri aldıktan sonra hakikaten ben çok mutlu oldum. Çok şerefkar ettiniz bizi. Bilhassa sevgili üstadımız çok enteresan bir şey söyledi. Bunu kesinlikle kamuoyu almalı. Kesinlikle. Bu bilgiyi, yani bu yeşillikle, dün hocam çayırlar. Bana bahsetti çayırlardan. İnsan kimse bilmiyor ki yani. Biz diyoruz ki dereotu, kekik, nane, limon vesaire falan ama yani ne kadar enteresan şeyler var ve Marmara Denizi'nin ne kadar önemli olduğunu. Evet hocam, onu yok etmek için makineler üretiyoruz. Evet. Yerel yönetmen makineler üretiyor. Çok makineler üretiyor yok etmek evet. için, onları temizlemek için. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak bize çok mutlu etti bizleri gerçekten. Haftaya tekrar farklı bir konukla sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Herkese çok selam ediyoruz. Sevgiler, selamlar. Hayatın Fotoğraflarını izlemeye devam edin. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılım. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında, vatanın dört bir yanında, Asya'da, Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Dänemark, in ganz Europa, Россия, even in the States, hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. 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 Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik. Bir kooperatif markası.
Musa Nilüfer İnegazi Mahallesi'nden geliyoruz. Çileklerimizi getirdik buraya satmak için. Bu sabah bahçemizden sağda altta topladık, direkt buraya getirdik, yani dalından kopuş yaptık. Kendi ürünlerimiz, evet, organik, ilaçsız, gübresiz. Hobi bahçemizden kendimiz üretiyoruz. Mudanya Akköy'den geliyoruz. Bunlar bizim kendi üretimimiz, incirimiz, üzümlerimiz, kendi bağımızdan organik olarak pazara getirdik. Bu şekilde satıyoruz. Burası da oturursa Bursa'mıza iyi bir uygulama olacağını düşünüyorum yani. Osman Gazi Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Bize böyle bir şansı verdiği için. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulama yaptığından dolayı. Bursa Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Osman Gazi Belediyesi 17 ilçemizden çiftçimizin gelip Bursa merkezde çiftçi pazarı oluşturması noktasında bugün ilk çalışmayı başlattık. Çarşamba Pazar Park'ta ilk elden tüketiciye sunuyorlar. Biz bundan sonraki süreçte burayı takip ederek üreticilerle birlikte bunun daha gelişmesini hedefliyoruz. Belli bir süre sonra burası Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olacak. İnşallah hayırlı olsun. Kazançlar bereketli olsun.